Herkese merhabalar. 1988 yılında Kanada'da dünya şampiyonası için adaylar turnuvası düzenlendi, eleme usulü. O turnuvası sonrasında ise dünya yıldırım şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya dünya şampiyonu Kasparov da geldi. Toplam 32 oyuncunun eleme usulü oynadığı bu dünya şampiyonluğu maçı, dünya yıldırım şampiyonluğu turnuvası oldukça heyecanlıydı. Bu turnuvada kimler vardı? Söylediğim gibi Kasparov 1 numarada 2750 Elo'ya sahip. 2 numarada Karpov vardı 2715 Elo. Zaten 2 yıl sonra Kasparov'la tekrar dünya şampiyonluğu maçı yapacak Karpov ve 3. sırada bu kanalın hayranlarının favori oyuncusu belki de Mihail Tal 51 yaşında olmasına rağmen 2.630 Elo'ya sahipti. Sonrasında Vaganyan, Şipilman, Yusupov, Seyrevan, Kiril Georgiev, Selov, Elvest, Spraggett, Çernin gibi oyuncular geliyor. Toplam 32 oyuncu. Bunlar o sırada dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alıyordu. Şimdi yapacağım şey Kasparov'un, Karpov'un, Mihail Tal'in oyunlarını göstermek turnuvayı bu oyuncuların oyunlarıyla takip etmeye çalışacağız. Daha önce Fischer oyunlarında yaptığım gibi oyunlara bakmadım, herhangi bilgisayar yardımı almadan sizlerle beraber inceleyeceğim ve anlamaya çalışacağım oyunları. İlk karşılaşmamızda Tal Dimitri Grevich'e karşı oynuyor. Dörder oyun oynuyorlar. 2,5 puana ulaşan Elio rakibine beraberlik halinde iki şer oyun daha oynuyorlar. Evet, başlayalım oyuna. Beyazlar Georgiev, pardon düzeltiyorum Gurevich siyahlar Mihail Tal. D4'e Talat F6 oynamış. C4, E6, at C3, fil B4'le Nimzo-Hint savunmasına girmiş. E3 rok, fil D3, D5 merkeze piyon getirdi. Garip sençek bir durum değil. C alır D5, E alır d 5ten sonra vezir gambitine benzer bir konum elde etti siyahlar. Ama tek farkla fil B4 yüzünden beyazlar E3 sürmeyi tercih etti ve fili içeride kaldı. B4'teki fil şu anda çok etkili değil. Çünkü açmaz tehlikeli değil ama beyazın fili de C1'de. AT2, C6, A3'e fil nereye kaçarsınız? D6'ya kaçarsınız. Ezbere bir şekilde e diye kaçmaya gerek yok. Çünkü fil sizi açmazı almadı zaten. Fil d ile a2'ye bakmak mantıklı. b4 kale e8 kale b1. İşte bu azınlık akını dediğimiz olay. Siyahların vezir kanadında bir piyon fazlası var. Bakın burada 3 piyon, 4 piyon. Beyazlarınsa 3 piyonu var. Ama beyazlar a4 b5 yaparak daha az sayıda piyonu olmasına rağmen vezir kanadında saldıracak. Bakalım neler olacak. At BD'de gelişim. F3. Şimdi bu hamleyi garipsedim açıkçası. Çünkü beyazlar vezir kanadında oynama niyetini belirtti ama şimdi F3 yapıyor. Böyle bir fikir de vardır. Beyazlar uygun zamanda E4 sürmeye çalışır. Gerçi roktan sonra olur ama bakalım ne olacak. Vezir C7. Oo! Şimdi direkt aşık 2 piyonunu almak istiyor. G3 sürerse şah kanadı zayıflayacak. Neden mi? Beyazlar şah F2 yapıyor. Şahını F2'ye geldi. Fil alır H2 hamlesi. E, Fischer'in Spassky'e yaptığı hamleye benzer. A7 piyonunu almış değil mi? Pardon o da aşık 2 piyonunu almıştı. Ve G3 ile fil sıkışmıştı. Biraz daha karışıktı tabi. Bu yüzden piyon alınamaz gözüküyor şah F2'den sonra. Ama tal at f8 yapınca şimdi hangi sebepten bilemiyorum. Burada h3 sürmüş bu sefer. At g6 g3. o oh, Burada bir gariplik var. Yani bu piyonlar arka arkaya çok fazla sürülmedi mi? Şah zayıfladı gibi. Şah kanı zayıfladı gibi. At 5 oynuyor tal. Ve hemen tehdit yarattı. F4 sürüyor. Daha da açıldı. Daha da açıldı. E4 karesi zayıf. Gerçi piyonlar çok iyi şekilde engelliyor siyahın aletlerini. Bakın be, siyahlar tal 4 hatta 5 aletle o piyonlara yükleniyor. Ama piyonlar kirpi gibi savunmakta. Ve talden şimdi F5 hamlesi. Böylece artık E3 piyonu ömür boyu geri kalmış bir piyon. Peki beyazların kontrolü var mı? G4 kontrol altında filin de desteğiyle. Şu anda Tali gayet iyi görüyorum. Beyazlar bir şeyleri kesinlikle yanlış yaptı. Devam edelim. Vezir C2. F5 piyonlu istedi. Vezir F7 ile koruyor. Şah G2. At E7. Ne yapmak istiyor Tal? Fil D2. At F6. Atlar önce şah kanına gitti. Şimdi geri gidiyor. At E7 ile F5 piyonlu 2 ile korumuş oldu. Evet, atlar artık orada iş yapmıyor diye B5. İşte bahsettiğim azınlık akını geliyor. Şöyle ki eğer e, siyahlar cebe alırsa örneğin kale B5 diyelim, mat B5 de olurdu. O zaman D5 piyonu zayıf hale gelebilir. Çünkü izole kapalı hatta olsa da almaması halinde beyazlar BC6 BC6 yaptığında o zaman C6 piyonu geri kalabilir. Ama burada farklı konular var. Çünkü Tal at E4 geliyor. Atı kuvvetli kareye oturdu. Beyazların herhangi bir piyonu kontrol edemiyor. O kareyi ve fil alır E4 yapıyor. Barındırmıyor. F alır E4. BC, BC, at 4 İşte dediğim tarzda bu karede kuvvetli bir kare beyazlar için. C6 piyonu geri piyon C hattında azınlık akınının ee, faydalarından yararlanmaya çalışıyor. Ama eleştirilecek nokta ondan önce her nedense Dimitri Gurevich şah kağıdında epey bir sürüş yaptı. Bakalım talif faydalanabilecek mi? Fil A6 yapmış. Evet ezber bozan bir hamle. Genelde fil şah kanına bakarken bir anda fil A6. Yalnız bir dakika sinyaller kötü. Atı istediği gibi bedava atı istediği gibi filde D3 şiş de istemekte. Bakalım ne yapıyor? Fil B4. Yok. Yok artık. E ee, yani burada ben ben bile burada at c cebir hamlesini bekliyordum ama ama burada yani evet bekliyorum da bu adam da bunu gördü herhalde dümdüz A3 alıyor. Yalnız benim anlamadığım nokta ata 4 yapınca zaten A3 boşta değil miydi? Zaten boşta değil miydi? Nasıl bu bir oyundur bu? yani Greviç daldı mı? Fil A3. Bakıyorum gözümden kaçan bir hamle var mı? Bir çifte tehdit. Evet fil korunmayan taş. Bununla alakalı bir numara olabilir mi? Evet evet açıkçası. Ya şöyle bir şey olabilir. Şimdi fil B4 yapabilir. Fil B4 alınca kale alır B4. Kötü fille kaldı değil mi? Atı C5'e oturtunca. Yani bu fille epey bir sıkıntı çekebilir ama diyeceksiniz ki hemen fil A6 oynarsa olsun yine at C5 gelir. Belki böyle bir piyon fedası düşündü. Fil B5 yapsa da at C3 gelir. E, fili istedi. Kabat aslak gösteriyorum. A6 yapınca kale A1 geldi. Siyah karelerden bloke edecek falan. Yani belki bunları düşündü. Belki bunları düşündü. Piyonu alır diye düşündü Tal. Ama Tal direkt fil A6 geliyor peki ha şimdi at çevir yapınca da artık acımadan bu piyonu alabilir belki ama burada fil b4 yapmış kalite feda ediyor yani feda olduğunu düşünüyorum burada fil d3'ü görür elbette fil d3'ü vezir c3 fil b4 kale b4 fil e2 yok yok yani bu belki ilk turun ilk turun ee, yorgunluğu bilemiyorum burada alet önde kalmış tal ve Tıkır tıkır kazanıyor. Buraları hızlı gösterebilirim zannedersem. Buradan, burada terk etmiş. E niye terk etmiş? Şah çekti. Şah bir gidince e de alıyor. Konum patır patır dökülüyor. Şimdi ikinci oyuna geçelim. İkinci oyun. Beyazlar Tal, siyahlar Dimitri Gurevich Bakalım Tal ne yapıyor? 51 yaşındaki Tal gençlerle nasıl baş edecek? e4, c5, at, f3, d6, d4, c, d4, at, d4, at, f6, at, c3, at, c6, evet, fil 5 richter, rauser, atak, tal, ee, beyazlarla oynuyor, e6, vezir d2 oynuyor, tal, file 7 uzun rok, yıllarca oynamıştır, e, koblenze karşı da oyunları var, e, antrenman oyunları çok güzeldir, biraz daha farklıydı, orada at b3 çekiyordu, evet, evet, bunlar bilindik yollar, vezir a5 ile e, fili istedi elbette, yandan gördünüz. Şimdi fil D2 çekmiş. Vezir 7 fil B3. Tal'in konumu rahat. Şimdi F3 oynadı, enteresan. Burada f 4 ile gelmedi. Şöyle bir ebe sürüş var, ondan çekiniyor belki. F3 veya yıllardır yaptığı gibi standart saldırı, İngiliz atak. Evet, siyahlar vezir kanından, beyazlar şah Ama bir dakika, kriz var. Evet, A4 ile fili sıkıştırmak istiyor. Şimdi fil burada iyi kalmadı. O Koblenz'de oyununda meşhur şah kanadında şöyle bir şey yapıyordu. İşte bunları sürüyordu. Bir de G6 piyon feda ediyordu. Alınca H5 falan sürme numaraları vardı. Şimdi ama ya fil sıkışacak. Tal A4 yapmış. B4 fil A4. Bir anda vezir kanadı açıldı. Evet peki görmüyorum tal için. Siyahlar hızlı geliyor. Atla da gelmiş. Şimdi mat istiyor B2'den. Evet mat istiyor. Fil C3 tuttu ama şu A2'deki at alakasız kalmadı mı? Fil alır G5. Bu ne? Başka hamlesi yok muydu? Gitti piyon. Piyon gitti. Ee, zorlu durum. Onu feda etti herhalde G hattını açmak için. Yani diğer seçenek ne? Yani B3 sürmek. B3 sürdüğünde yani çok çok hemen terk herhalde. Çünkü kale FC8'den sonra at B3 şah istiyor. Bakın burada esinti var. Evet Talip bunu bilerek veriyor. Şah alsın diyor. Şah b1. File yedi. Kale aşk 1le yedi istedi. Bakalım ne olacak? f6 yaptı. Kale g2 biriktiriyor. Vezir b5. Mecburen vezirleri değişiyor herhalde çünkü değişmemek bir seçenek mi? Vezir d4 oynadığında at a4 var. Mecbur değişti. Tal'in saldırısı bitti bitti evet galipseyeceksiniz ama Evet burada biraz debeleniyor ama o da gitti Evet 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 burada Belki devam bir yok yazılmıştır burada artık Terk etmiş Tal şimdi durum 1-1 oldu 3. maça geliyoruz Tal beyazlarla oynuyor Güreviç'te siyahlar Evet at F3, at F6, C4, C5, at C3, B6, E4, D4, at D4. Böyle kirpi sistemi oldu. Geniş alana sahip tal. Evet. Evet. Orayı da tuttu. O, bu ideal konum. Bunu eskiden beri bilirim. Eğer yani bu konumu yarattığınız zaman filler burada çapraza bakıyor. Siyahın fili G7 olmalı o fili karşılamak için. Şimdi onu yapmaya çalışıyor herhalde. At F3, A6. Şaş bir filfe 8 evet. Kale A e 1 Tal son taşında oyuna girdi. Bilinen bir anekdottur ama Tal'in neden bu kadar başarılı olduğunu tartışıyorlar 60'lı yıllarda. Ee, bir usta da açıklama yapıyor. Tal basit oynuyor diyor. Taşları merkezleşiyor, geliştiriyor. Sonra feda yapacak bir yer arıyor diyor. Bakalım çıkar mı feda? Fil g fil A1 boşta kalmasın diye havada. Kale A, 8 A4 orayı tuttu. Şimdi siyahların B5 ve D5 fikirleri var. Bunu engellemeye çalışıyor bu kirpi sistem. Bakın bu 3 piyon engellemeye çalışıyor ama siyahlar D5 yapmış. E5, At H5, F4 piyonu isteyerek geldi. Şimdi bunu istedi. At G5. Atı ileri gitti ve piyon tuttu kaleyle. DC4. Bir dakika bir dakika. Ne oldu burada? Tal Tal bir şeyler yaptı. Oradan C4 piyonu gitti. C4 piyonu gitti. Konum dökülüyor gibi. Tehlikeli. Bakalım B4. Oo bu iyi değil gibi. Bir şey çıkar mı? F6 yapıyor. Peki Tal ne yapacak sonrasında? Sonrasında aslında güzel fikirler var. Şu karaya bakın. Oo evet burası burası. Evet siyahlar bir şey yapmak zorunda hissetmiş kendini F6 ile. Yoksa gelecek ataşede aman o ne ho oh, süper alınca alınca gördünüz mü numarayı bir anda çıktı bir anda çıktı böyle veziraş 5 şah 8 fil g6 oyun dökülüyor anında evet evet taşları rakibin üzerine üzerine gidince fırsatlar çıkıyor fırsatlar çıkıyor bu hataya nasıl düştü çünkü dediğim gibi büyük olsa benim düşündüğümden daha ileri de olabilir ama ufukta şu hamle gözüküyor Ufukta bu hamle gözüküyor. Bir de bir de yani olurum bilmiyorum da şu at aslında 90'da ama G4 süremiyorum. Ha buradan ben at CE4 yaptığımda G4 de tehdit etmiş olacağım. Yani sıkıntı büyük. Yani şimdi diyelim ki atı kaçmak için ne yapsın? Ya, flash 6 böyle bir hamle yapabilir mi? E ama bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de ayakta uyuyorum. Bu var zaten. Alınca yine yine bu var. Yine bu var. Yani aslında fe ya şu anda tehdit ataş 7 Alınca vezir aş 5 Kafadan bu var. Sonra kale üç, kale aş üç gelip aş hattından mat edersin. F altının yapılması şart değil atalır aş 7 için. Peki o zaman ne yapacak hamle resmen? Atalı Raşidi istiyor. Yapacağı hamle var mı? E var. At F8 yapsın diyelim. Aşşedi'yi korusun. O zaman ne olur? O zaman bu atla ilgili sıkıntı. Şimdi at E4'e fil E4 kırar mı? Fil E4, fil E4. Şimdi G4 tehdit ediyorum. Ama fili buraya çekse ben G4 yaptığımda at G7 yapsa bu ne ya? Kutu gibi bir konum. At F6 veya at H6 mat hiçbir şey yapmam. Böyle kalır. Böyle kalır. Yani burada şimdi başka hamleler de olabilir ama kale cebir yapsam adamın hamlesi yok. Ne at kıpır diyor, ne fil kıpır diyor. Yani burada gelip böyle bu piyonu almaya çalış. Ya eminim ki burada daha iyi şeyler var. Hatta hatta nasıl çılgınca bir hamle. Yani fili çekerek bir yere at 4 manevrası da yapabilirim. Bu da bir seçenek. Ee, çok şey var. Ya yani analize gerek yok. Bu bu zavallı bir konum. Evet, anlaşılıyor ki. Peki siyahlar ne yapabilir burada? Aldı B4'ten sonra çaresizlik mi var? Ya böyle bir hamle yapsa, aşaltı yapsa, atıp püskürtse çıkar mı bir şeyler? Bakayım tal var. Şuraya patlat gitsin ya. Çok mu abartıyorum? Aldı, aldı. Yani bir de şu patlatma var da. Yani ben bir tal değilim ama. Benimki Fos çıkacak galiba alınca bu yok yok abarttık ya burada atak da çıkabilir tamam kabul ediyorum ama eminim ki daha basit şeyler vardı yani mesela daha basit böyle yaptığımda bunu istiyorum ve fil G6 at F8 yaptığında ee, 2 4 6 at F8 yaptığında o değişik hamleler yani olabilir ama şimdi hemen aklıma gelmiyor. Ya yani fi 6 at g6 vurup vurup buraya vezir h5 fikri var da belki başka şeyler de vardır. At f7 h 6ya at f7 e, at f7 yani bir seçenek o. Yani diğer seçenek de atı E4'e dönmek. Atı E4'e döndüğümde at D6 çatal istiyorum. Yani ve ve tabi tabi şunu da unutmayalım. G4 at kazanmak da istiyorum. Yok yok işler çok kötü. Yani Tal hazırlamış. Baba hazırlamış burada. F5 yapıyor. At geriye dönüyor. Bunu da alıyor. Ve bu şimdi sürpriz benim için. Anlayamıyorum. Ne oluyor kaleyle alırsa. Almış. Biraz düşünelim. Ne var burada? Hiçbir fikrim yok. Yani bir hamle gördüm ama yok artık. Niye verdi Talib onu? Yani sizin de düşünmeniz için fırsat veriyorum ama olur mu artık o? Allah Allah beynim durdu göremiyorum hamleyi. Ya yani şu hamle yani vurdum aldı bunu aldım da çıkar mı bir şey? Yapmış vallahi baba. Bu ne ya? Bunu da vurmuş. Kafadan vuruyor. 2, 4, 6, 4, 2. Yani alete karşı 2 piyon var ama F5 de alacak. Yok artık ya. Yani burada vurmak zorunda değildi ki E6'yı. Ya yani kafadan vurdu sanki yani patlatıyor baba nasıl yıldırım diyor. Aldı bunu aldı. Ya yani, yani riski gibi bunu korudu böyle. Şimdi bir şey çıkacak mı? Geldi böyle üst kata. Geldi. Yani bir şey gözükmüyor. Atı geldi. Çatal istedi bu arada. Atı geldi çatal istedi. Bunu engelleyemiyor mu? Ha, evet. Evet. Sıkıntı. Sıkıntı. Bu zaten sabahtan böyle yapınca kale G8 gelince boşta kaldı. Oo, buna dağıldı. Buna dağıldı. Yani bu konumda bu konumda yaşamaz dedi herhalde. Yaşamaz dedi. Şimdi kale G3 de buradan kale olmazsa bu fikir var bunu ayarladı ve şimdi AT2 büyük tehdit. Nasıl engelleyebilir? Hiçbir fikrim yok. Adam bulamamış hamle zaten. Ki burada yani burada savunma ararken tik tak tik tak zaman da akıyor. Almış bunu. Kale G1. Orayı bir tutayım diyor. Burada sinsi sinsi mat fikirleri vardı. Onu da engelledi. At F8. At geldi. Gümbür gümbür. Kale G6. Aldı aldı. Vezir değişti. Alete karşı 3 piyon var. F5, kale G5, E6, E7 vezir çıkacak. Geldi. F6, file 3, F7, kale G5, E7, fil G1, şah G1 mi? Vezir çıkmıyor mu? Vezir, ne oluyor vezir çıkınca? kale alır. Ya yani fi G2'ye bir şey yok. Açarak şah yok. Kale alır G2. O. Hoho. Yani açarak şah çekecek. Ya yani bu fil bu fil şah çekmemeli. E ama kazanıyordur ya burada. Böyle oynayınca. Böyle oynayınca yok kazanmalı, kazanmalı. Yani aç. Açınca çünkü ee, açınca böyle bunu alacak bir vezir daha çıkacak. Bakayım ben yani burada onu yani onun yaptığı da ne yapmış? Almış bunu temiz. E aslında yani değil mi? Yani burada zaten çağırıyor. Yani baba kafayı yormuyor yani. Bu ikisi de var. İki tane geçer piyon var aşağı. E vezir çıkmış yani. Bu daha temiz. İkinci vezir de çıkmış. Ne oynama. Ha, zaman sıkışması. Evet. 2-1 öne geçti. Son oyun. Dimitri Grevich kazanırsa uzat uzatılacak maç. Evet. Grevich beyaz, Tal siyah. Yani adamımız hep aşağıda oluyor ona göre. D4 at F6 C4 E6 at C3 fil B4 yine Nimzowitsch. Yine D5 yapıyor Tal. İşte ha bu sefer geçen sefer C6 mı yapmıştı? C6 yapmıştı galiba. Bu sefer C5 yaptı. A3 C b D, C At C6, burada şimdi piyonu alırsa şey oluyor, hızlı gelişim oluyor. Kuzey Gambit'inde, Danimarka Gambit'inde olduğu gibi filleriyi kazanca ihtiyaç duyuyor siyahlarda. At C6 yapmış. B5, At5, At C3 Fil G4, F3, Fil H5, File 2 A6 Oradan piyon verdi, ne oldu? Allah Allah, Tal piyon verdi. Neden? Neden? Allah Allah. Yani burada niye A6 sürdü? A piyonuna baskı vardı. Anlayamadım bunu. Yani bunu bilerek mi verdi? Sürekli orada hep geri piyon kalacak. Şimdi bunu veriyor. Vardır bir bildiği. Vezir B6 gelmiş. Tempo. Gelince kalede 8. Şu anda piyon altta. Ama şöyle bir şey oldu. Ya fil savunmaya bağlı, kale gelişimsiz, vezir gelişimsiz. Siyahlar tüm taşlarını çıktı. Sezgisel feda edeceğim, vezir de dört. Ama bu işi bozuyor gibi. Yok değişmeyelim diyor. H6, B3. Evet, Talin işi zor. Bir piyon altta. Şimdi geri piyon, şey, izole piyondan kurtuluyor. Vezir E3 şah. Bir dakika, ne oluyor? 6 şah. Şah F1. At e7, 2.16'da tarih şimdi. Ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor. Yani d4'ü almadı burada. Ya bir dakika, bunu bunu almadı. Açmaz da kalacak diye mi? Yani Böyle de alamaz mıydı? Yani böyle alırsa kale d4 var, vezir d4'ü, c6 boşta. Hmm. At d4 alırsa ee, açmaz da mı kalacak? Ne yapacak? Buna da şey var? Kale... Yok açamayız. Arkada fil boşta. Arkada fil boşta. Bir dakika. Biraz önce ne gösterdim ben? Kale D4 de e, de dedim de burada şah çekerek alıyor. Siz de fark etmişsinizdir. Ee, şah F2. Olmaz dedim de. At D4. Vezir D4. Şimdi piyon fazla ama. Piyon fazla. Yok yani o da bir şey değil. Şimdi at E7 yapmış. At E7. Kale de bir istemiş. Vezir E6. İki piyon altta tal. Vezir C4. Vezir D7. Üzgünüm. Oradan geliyor. B4. Kale C8. vezir b3 at e d5 at d5 at d5 bu bloke kurtaracak mı tale? Fil c4 at b6 fil d3 fil d3 vezir d3 vezir d6 piyonu ver diyor. O ne? Orada onu da mı istemişti? ya <laughs> çifte tehdit oldu. B4'ü ve h2 istedim. Beyazlar düşmeyebilir miydi buna? Evet. Fi D3. Hatalı herhalde ama fili istedi bir dakika. Geldi. fil C4 geldi. Zor tabi. Yani şu anda at D5 yaptığında aslında vezir D6 çifte tehdit istiyor. Evet. Yani bir tanesini verip oynayabilir mi? Oo. Evet. Buna gelmiş. Yani tabii burada zaman sıkışmasına dikkate almak lazım. Zaman arttırmalı oynamıyorlar şimdilik gibi. Yani son yarım dakikaya bir dakikaya girdiği zaman artık taşlar havada uçuşuyor. Bunu yedi. Buradan bunu aldı. Böyle geliyor. Gelmiş. Açmazı almış. Evet şah. Evet evet bu şekilde Mihail Tal Güreviç'i eledi. Şimdi kimde sıra Karpov'da. Kamran Shirazi, Amerikalı büyük usta değil mi bu? Searching for Bobby Fischer'de de geçiyordu. Aa burada parkta oynuyorlar. Bu Shirazi falan diyorlar. İyi bir yıldırımcı olduğunu biliyorum. Çok muazzam bir oyuncu değil ama. Evet Karpov yine aşağıdaki oyuncu bizim oyuncumuz Karpov beyazlarla Shirazi oynuyor. D4 at F6 at F3 6 Bu neydi? Torre Atak mıydı? Neydi? Hep de ismini karıştırıyorum. Trompovski veya Trompovski. Şimdi niye filde atı değişiyor? Şu sebepten. E4 sürmenin bedeli var. Flaj 4 kaçarsa G5. G5 sürüyor flaj 4'e. Ve fil G3'e de at alır E4 yapıyor. Piyon kazanıyor. O yüzden artık sürdün ama bunu da alacaksın. Yani fil çiftini verdin. Şimdi... Burada siyahlar fiançutta filleriyle merkeze baskı yapıyor genelde ve merkezi esnek tutuyor. D6, C5 ve uygun zamanda F5 ile o merkezi sarsmaya çalışır. Ama şimdi beyazlar direkt E5 sürmüş. D6, rok, evet E5'e baskı, file 4 fillerden birini değişti. Şimdi kapattım. Karpov. Evet. Kapalı bir karakter var şimdi ve Fransız savunmasındaki gibi ama iyi şeyi e, siyahlar için iyi olan şey C8'deki filin olmaması. Burayı da kapattı. Yani beyazların büyük bir zinciri var. Bu zincir karşısında fil ne yapabilir? G3 Vezir kandan oyun mu kurmaya çalışıyor bakalım yarma. Evet siyahlar vezir kandan yarma fikrini uyguluyor. Beyazlar da g 4 f 5te Şahkan'dan gelmeye çalışır. Beyazlar yani siyahların sıklıkla yaptığı bunu alıp C3 piyonunu hedef haline getirmek. Ya bazen bilmiyorum B3 yapıp bunu bir ileri karakol olarak kullanmaya çalışabiliyorlar. Dubleleyip B2 piyonunu basmak için bakalım Karpov ne yapacak. Tabi bu arada Yıldırım deyince Karpov yani çok... Yıldırım'da da çok güçlü bir isim. Kasparov keza öyle. Talin yıldırımcılığı da biliniyor. Zaten bu sebeple bu 3 ustanın dünya şampiyonu usta demek yeterli de oyunlarına bakıyorum. H5 evet. Karpov ne yapacak bakalım. Kırdı evet. C3 piyonla yüklenmek istiyor beklendiği gibi. Benim sistemin kitabında da uzun uzun anlatıldığı gibi yani şey e, piyon zincirinin tabanı Bunları hep zamanında Nimzowitsch formülüze etmiş, sistematik hale getirmiş. Tabanına yükleniyor. He, saldırılacak nokta bu. Yani beyaz, siyahlar burada F6 yapıp E5'e yüklenmemeli çünkü orası zaten çok güçlü. Konumunu zayıflatmış olur. Ata de bir kez daha tabana yükleniyor. O tıkır tıkır geldi. G4. O bıraktı orayı artık. Neden bıraktı? Çünkü üçüncü kuvvetle de geliyor. Beyazların koruyacak üçüncü kuvveti yok dağıldı. Yani burada nerede hata yaptı? Tak diye kale A3 geldi. Beyazların şahkanındaki saldırısı yavaş oldu. Yani fark etmiyordu. Yani ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın. Burada C3 biyonuna 3 kuvvetle yüklenme fikri var. Çaresizlik. Evet. Aldı onu. E4'e de oturdu at. Şimdi F5 geldi ama gecikmeli. Flash 6 ile kale istedi. Kale BB3. Atı istiyor F3'teki atı. Daldı Karpov çok acımasız. FG, kale alır F3. Hiç blöfe gelmem diyor alıyor atı. GF7, Vezir F7. Gerçi yani neyle tehdit etti ki? Ee, beyazlar onu da bilemedi. FG altının korkulacak bir taraf bile yokmuş. Burada terk ediyor artık. Yani alet altta zaten ee, bir sonraki hamle Vezir F3 gelecek. Aşağıdan şahlara karşı zaten çok güvenli bir konum var. Karpov çok hızlı başlıyor 1-0 0-1-1-0 önde. Şimdi ikinci oyun Karpo Beyaz Şirazi Siyah. C4 İngiliz'de başlıyor. Evet, D4'e dönüştü. Siyahlar bu Şirazi zaten böyle garip garip şeyler yapar hep. E4 geldi. Aldı ve geniş alana sahip Beyazlar. Evet oradan soruluyor. AB3 istiyordu piyon yapısını bozmak istiyordu. İlginç burada fil B2 yapmıyor Karpov mesela. Benim aklıma gelen hamle bu ama şimdi A3 uğraşmak e zorundasın. Şimdi A3'e giren piyon şimdi B4 karesi at için güvenli olabilir duruma göre. Ondan demek herhalde babanın bir bildiği vardır. Kale B1, A, B, A, B, G6, at F4, fil E2, rok, rok, at D7, at D5 oturdu merkezleşti. At D4 o da geldi. Fil D1 vermem fili diyor C6. Fil B2 yani karşı saldırı hamlesi. Sen atımı istedin ama önce ben senin atını istedim diyor. C D fil D4. D E fil G7 şah G7. Vezir D6 göbekten piyonu aldı. Kale 6. At H6. Ne oluyor? Niye bunu yaptı? F6 yapacak. Şah. At F6 kapattı. Vezir E3. Kale D6. 5 piyona 5 piyon. Ya, siyahlar fena oynamadı diyeceğim ama pardon. Şimdi bu piyonu alırsa ne? Ya, file 2 yapmış burada. Bir dakika. File 2 yapmış. Bu piyonu alırsa ne var burada? Başına bir şey mi gelecek? Bir sinsilik mi var? Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Ha Şey var. Tabii file 2 de bunu istiyor. Vezir bir yere gidince, vezir D4 şah çekiyor. Şah bir yere gidince, yani e 4 her halükarda alıyor. At alır, E4 yapabilir. Şimdi at F2 şah fikirleri de var anladım. Ufak bir tuzak. File 2 yapmış. Kale D4, F4. Allah, siyahları beğendim. Vezir D6, kale D1 değişelim diyor. Tuttu D6'ını. Her şeyi kesti Karpo. Evet siyahların duble piyonu var. Ama bir dert mi? Kale bir onu da değişelim diyor. Karsen stili. Tabii Karsen'den önce Karpov, Capablanca vardı ama. Yani. Gençler anlasın diye söylüyorum. Kesiyor her şeyi. E3. Fife 3. B6. Şah F1. Yalnız bir dakika. Ooo. Ne oluyoruz burada? Gitti piyon. Yok muydu başka yolu ya? Niye böyle celallendi siyahlar e 3le Dursaydı döküp gibi ha ama dursa ne geliyor böyle. Geliyor fil C2 piyonu kazanıyor. yani şuradan şah çekmesin diye atın ayağını kırmak için de böyle yapabilir H3. Evet evet. Piyon gidici. Peki yok muydu başka bir yol? Yok vallahi yok. Geliyor iki hamlede geliyor. Yani şu şahı bir yerlere aktarmanın yolu atla hopla zıpla. Yok vallahi galiba. Yani böyle geldim diyelim. Böyle geliyor ama dümdüz ya. böyle geldiğimde de böyle geliyor. E, B4 sürecek zaten. Evet evet. Burada basit basitçe oynamış. Yani burada öyleyse böyle gelince iş bitiyor muydu? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok zor. Ya yani Belki bir seçenek bu. Ama istediğiniz kaleyi ebe sürmeye vakti yok ki. Ne o? Vezir D6 oynadın. Evet, piyon yapısı çok önemli. Geldi, bunu geldi. Geçer piyon elde etti, terk etmiş. Ya yani alet kaybediyor. Yani geçer piyon sadece geçer piyon değil, at da düşüyor. Evet, ne oldu? 2-0 oldu değil mi? 2-0. Evet, gelelim 3. oyuna. Şirazi puan alamazsa Artık bizimle değilsin. Evet. D4, at f6, at f3. Karpov siyah. Yine böyle uyduruk şeyler oynuyor beyazlar. Bu sefer Karpov sağlam merkezden gelmiş. Tipik standart. Burada atı e4'e oturtmak. Bakın bu aklınızda olsun yani. D4, d5'te açılışlarda fili b7'den geliştiriyorsun. D5'te piyonun varsa... İşte bu bir ileri karakol gibi. Buraya yerleşiyorsun. O da geldi. Yalnız bir dakika geldi de aldı aldı. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer alırsa alacak alacak bozuk piyon yapısından dolayı dert olacak herhalde. Çünkü şunu böyle istetip F4 sürdürtebilir mi? Yani bunun üzerine oynayabilir. Şimdi tam kestiremiyorum. Çünkü beyazlar da bundan korktuğu için attı almış. bu ne? Bunu mu hesapladı? Vay vay vay. Yani bu ha bunu zaten böyle şaşırdım. Yani böyle oynarsa fil B5 yok. Yani böyle böyle alabilirdi. Ama Karpov Blöf mü yaptı beyazlar? Kafamı karıştırıyor. Almış fil B5. Ben yine de ben yani çok bir şey anlamadım bu işten. Yani burada bunu yapsam bile ne olacak ki? Alırım böyle. Ne olur? Alınca kaçarım. At A8, fil A8, vezir B8'e, vezir kapatırım böyle. Bilemiyorum. Bilemiyorum. <laughs> Pardon. Bilemiyorum, bilemiyorum. Ama buna uzun ok atmış zaten ki bu temiz bir hamle. DC5'e kale alır değildi. Bunu da süpürmüş. C6 atraksiyonlar aldı aldı. Geldi. Kaçtı. At E3. Bunu da vurdu. Kendi oyunuyla kayba düştü. Yani kazanmak zorunda ya. Debe çekiyor beyazlar. Ama kalite ve piyon önde. Yani Karpo bunu kazanamaz mı sana diyorsun. E baba sen ne oldu ne yaptın. E dağılmış artık burada. Artık kopmuş. Ne bekliyorsun ya? İnanılmaz. Evet, burada terk etmiş artık. Ve Karpov da rakibini eliyor. Şimdi sıra Kasparov'da. Bekleniyordu. Karpov 3-0 geçti. Net skorla geçti. Evet, Kasparov Tornstein'e karşı 2440 öyle çok iddialı bir rakip değil. Bakalım. Kasparov C4'le başlıyor. C4 D4 E4 her şeyi oynardı Kasparov. Ama Bedir Gambitin'e dönüşmüş. at G2. Bunları Kasparov sıklıkla yani böyle fikirleri oynuyor. F3, E4 fikirleriyle. Vezir C2. Atı tekrar geri döndü. H3. Bir uzun ok patlatıp ya kısarak attı. Evet bu şey e, azınlık hakkında dediğimiz olayı yapmaya çalışıyor. B5 yaptı. At C5'e oturdu. Bu C6 piyonu ömür billah geri kaldı yalnız. Öyle bir dert var. Burada niye aldı, neden aldı A hattını? Ha şimdi tabii yani dert var dedik ya burada. Yani şimdi piyonu almak istiyor ile O da o saptırıyor. Yani böyle koruduğu zaman da bu var. Albaş'a başa bela. Ya böyle mi tutacaksın? Böyle tuttuğunda da at E5 var. At F4 de var da. Ya yani bu da bir seçenek tabii. At F4. At F4 gelip kaleyi kovalar. Yani orada savunma çok zor. Kasparov'a zayıflık verdi adam. Böyle yavaş yavaş içerilere dalıyor. Vezir değişmek felaket tabi. At 5 geldi açmaz da ne oldu? At 6 alt. O o. Hamleye bakın bu ne? Vezir D7 yaptı. O veziri verdi. Veziri verdi. F7 istiyor. At D8. Bir dakika ne oluyor burada? Ya ben anlamadım. Burada niye keyiften mi verdi veziri? Vallahi anlamadım. Yani tamamen vay vay vay. Yani savunmaya bağlı tamamen. Yani at kıpırdamıyor, feydi boşta. Vezir atı tutmak zorunda. Oo. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak buna denir alınca atfiye yedi çatal var. Evet evet ama ne yapacaktı burada? Hamlesizlik. Yani şahı gelse şöyle. Şahı yavaş yavaş buraya gelse. Düşünüyorum şimdi ne olacak burada? Yani şah oraya gelince de bir şey tehdit etmiyor gerçi ama. Ne yapabilir? Atla bir şeyler yapabilir mi? Bu atla nereye zıplasa? Buraya zıplasa Şahı geldi. Bunu da geldim buraya. Yani tam bir felç konumu. Tam bir felç konumu. Ama vezir rahatlar mı diye işte soruyorum. Yani şimdi vezir gerçi bu vezir ne yapacak? Bebirden şah çekip B4'ü mü alabilir? Kasparov bu arada bu atla bir şey yani organize etmesi lazım. Edebilirdi ata altı şah. Ya yani at 6, at c7 şah çekip atı almak istiyor şimdi. Ay, Kasparov Kasparov'unu yapmış. Yani at altı 6 yaparsa da yani kafadan bunu alma imkanı var zaten. Yani şu oyun sonuna girdiği zaman piyon fazla zaten. Evet, evet bence güzel bağlama çekmiş. Kasparov şov yaparak başlıyor. Neydi burada? Şah 6 aldı bunu. G5 Şah giydi. Şimdi zaten sıkıntı vardı. Bir de atsız aynı konumu oynuyor. Evet. Show. Çünkü at f6 şah çekecek. Şah h 8e gidince kale h7 Arap matı var. Evet 1-0. Evet Kasparov hızlı başladı. İkinci oyun. Kasparov siyahlarla oynuyor. Bir savunması oldu. B5. O boşta mı? E alırsa, alırsa benim gördüğüm alıyoruz. Alınca göbekten piyon boşta. Ve B4 tetle diyor Kasparov. A3, A5 yine B4 de etti. De. o B4 sürmüş almış. Kale A3. Yani bu tür şeyler vardır. Kalite fedası, at 4 falan olur mu böyle şeyler? F3 tuttu, korktu. Vezir B8, at D3. C6, yardı orayı da. At C1, kale D8, at B3. d 5 merkezden geliyor Kasparov. Vezir C7, at A5. Fili E8'e çekti. At B1. A2, at C3. O o. Bu ne? Sürekli istiyor. Sürekli istiyor ve bunu kırmış. Filalı reyit. Beraberlik vardı razı olmuyor. Alınca at alır D5. Bunu da aldı. 2-4-6 Kasparov piyon altta şu anda. Kasparov batırdı yani. E4. D6. Vezir a Fil 3 Vezir D5. B4'ü aldı. At C6. At buraya girdi. Bunu da aldı. Evet. D5 çekiyor Kasparov aldı onu aldı bunu aldı. Evet tehlikeyi ortadan kaldırdı ama Evet böyle beraberlik yani. Kaleler değişince tersinlikle filler yapabilecek bir şey yok yani. Diyelim ki değişildi. Yani Kazanamasa herhangi bir taraf beraberlikle bitmiş. Ne oldu öyleyse eee evet, bir evet 1.5 yarım oldu. Şimdi 3. oyuna geçiyoruz. Evet. Kasparov yine C4 sürüyor. Şahin, ha, Şahin diyecektim. Grünfeld oldu. Bunlar bilindik yollar. Burada Kayseri'nin falan oyunu da vardı. Gri'ye karşı kaybettiği bir oyun vardı. Bunlar hep teorik. Böyle. Evet alıyor. Atı d 5e oturdu. Kasparov döndü. B4. Kale C1. Evet, d5'teki at güçlü. Siyahlar gelişimde geri fil çifti var ama şimdi tehdit b5'te atı kovalayıp atçı tarzı bir şeyim ama ne isteyecek bakalım. Fil g4 çıkmış, vezir b3. Açarak şah istiyor atla. b5 aldı onu. Bir dakika. Şimdi f3 yapıyor dikkatli olmalı. Bunu alırsa at d4'e oturacak yani bu harika bir şey. O yüzden bc6 yapıyor Kasparov. bc6 kale alır c6. Ha. Yani burada bunu alırsa cd5 ed5 5 piyona 5 piyon. Evet. Ama bunu alınca Yine 5 piyona 5 piyon da fil g2 şah g2'den sonra iyi ata kötü fil konumu oluyor. İyi ata kötü fil konumu oluyor. F5 vezir c4 fe vezir e4 kale b8 kale fc1 vezir a5 kale 1 c kale d8 yani şimdi fil kötü durumda at iyi durumda e5 piyonu izole at C'ye atla bir şeyler yapacak. Yavaş yavaş konumunu geliştiriyor. At E6'ya geldi. At G5'e şah kanına gitti. Kaleleri değişelim diyor bir tür ve H5. Şah kanından zorluyor. Alınca mat var. Alınca mat var. Yani at o kadar etkili ki vezir kanından şah kanına aktarıldı ve tehlike yaratıyor. H6. At F3. G H5. At H4. O sıkıntılar devam ediyor. Vezir değişmiyor tabi. Mat hata var. Kale C7. Vezir D6. At G6 çatal istiyor. At tam bir canavar. Şimdi değişelim diyor. Bir dakika ne oldu? Ne oldu? Ne gördü? Vezir G5 oynamış. Vezir alır D7. Kale alır D7'den sonra piyon istekte. Kale E7 ile bu piyonu da almak istiyor. Eee, berabere yapamaz mı? yani şey var tabii şimdi kale E8 yaparsa bir de at F5 var. Bu G de dert. Cık, yok çok zor yani savunma varsa da problematik. Vezir G5 oynamış kale alır a E3. Vezir D3 şah. Ya bu umut da gitti. Hem piyon fazla hem at kuvvetli. Piyon ilerliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş da değil hızlı hızlı dümdüz gitti piyon. Evet, terk. Niye? Piyonu ya şimdi zaten şey istiyor. Ataş altı şah istiyor. Kale G2 şah çekerse bunu alacak. Ee, yani at D6 vezire çıkma fikirleri var. Evet burada terk etmiş. Sonuçta Tal Karpov Kasparov ilk turdaki rakiplerini etkili biçimde yenerek 16'ya kaldılar. Bir sonraki videoda daha güçlü rakiplere karşı nasıl oynadığını inceleyeceğiz. Uzun bir video oldu tahminim ne kadar sürdü bilmiyorum ama umarım zevk almışsınızdır. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Abone olursanız bildirim butonunu açarsanız sonraki videolara daha rahat ulaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyorum.